Evet, geçtiğimiz sömestr tatilinde ailece Umre'ye gitmek nasip oldu. Umre esnasında da hem sizi bilgilendirmek hem de tecrübelerimi aktarmak için videolar çektim. Bu videoları inşallah seri halinde yayınlayacağım. Yani bir ailece Umre serisi yapmış olacağız. Bu seriye de ilk olarak, yani serinin ilk videosu olarak Umre başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap vererek başlamak istedik. Evet, Umre başvurusu yapmak için tabii öncelikle Umre'ye gitmeyi istemek, ona niyet etmek gerekiyor. Ben tabii burada hep kendi üzerimden örneklendireceğim mevzuyu. Biz uzun zamandır Umre'ye gitmeyi istiyorduk. Yani bunu pek çok kişi ister tabii. Ama niyetine tam girememiştik. Yani eşim bu konuda çok ısrarcıydı. Daha evlendiğimiz ilk günlerden beri. Ama sürekli bunu erteleyen kişi de bendim. İşte borçlarımız bitsin, işte çocuk büyüsün vesaire gibi farklı bahanelerle sürekli erteliyorduk. Salgından sonra umreler, hacılar kapanınca, iptal edilince benim jeton düştü. Ya dedim, ne yaptık biz? Yani bu zamana kadar niye gitmedik? Bir şekilde işte borçlarımızı bir şekilde hallederdik, işte çocuğu bir şekilde hallederdik. Yani o bahaneleri bir şekilde halledebilirdik. Şimdi kapandı, gidemiyoruz. Belki bundan sonra hiç gidemeyeceğiz diye içimden geçti. Yani ne yaptık biz? Eyvah dedim bir an. Yani bugün salgın olur, yarın Allah korusun daha başka şeyler olur. Demek ki bu umre ve hac belli zamanlarda, bazı dönemlerde kapanabiliyor. İlk fırsatta bu ibadeti yapmak, bu tecrübeyi edinmek, oradaki rahmetten, feyizden bir an evvel istifade etmek lazımmış diye orada bir jeton düştü bizim. Biz de o anda artık ilk fırsatta Umre'ye gitmeye niyet ettik. Biliyorsunuz 2022 yılının yaz aylarında Umre sezonu açıldı fakat daha firmalar Umre'ye göndermeye başlamadı. Yani hac yapıldı ama Umreler çok hızlı bir şekilde başlamadı o yaz aylarında. Diyanet 15 Ağustos'ta başlayacak diye duyurmuştu. O yaz aylarında Ağustos'tan sonra hemen bir süreç başlamadı fakat Eylül'le, Ekim'le, işte Kasım'la beraber bütün firmalar yavaş yavaş artık umre organizasyonlarına giriştiler. Biz de yani bize en uygun tarih ne olur diye düşündük. Sömestr tatili olur. O yüzden sömestra yoğunlaştık ve o tatilde, ilk sömestr tatilinde, ilk yarı yıl tatilinde hemen umreye gidelim diye niyetimizi ettik. Şimdi bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Elbette umre başvurusu hac başvurusu gibi değil. Yani hac için işte E-Devlet'ten başvuru yapıyorsunuz, işte bir ön başvuru, bir ön kayıt yapıyorsunuz, daha sonra kura çekiliyor vesaire falan. Umre'de böyle bir şey yok. Eğer gitmek istediğiniz tarihte, gitmek istediğiniz programda yer müsaitliği varsa gidebilirsiniz. Yani böyle kura çekimi ya da bekleme gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden bir firmayla görüşmeniz gerekiyor. Mesela biz Semerşah'ı tercih ettik. Semerşah'ın yetkilileriyle görüştük. Sizler de mesela bulunduğunuz bölgedeki Semerkant temsilciliklerinden ya da Semerkant Vakfı yetkilileriyle görüşebilirsiniz. Onlar sizi Semerşah yetkilileriyle buluştururlar. Ya da Semerşah'ın müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Burada ben açıklama kısmında telefon numarasını bırakırım. Ama tabii şimdi bu videoyu ne zaman seyredeceğinizi bilemiyorum. Belki video yayınlandıktan birkaç yıl sonra seyredeceksiniz. Orada telefon numarasının güncelliğini bir teyit etmeniz gerekebilir. Ama ben yine de bugünkü telefon numarasını paylaşacağım. Oradaki müşteri hizmetlerindeki abilerimizle, görevlilerle görüşürseniz detaylı bilgi alırsınız. Şimdi diyelim ki telefonla aradınız. Dediniz ki ben Umre'ye gitmek istiyorum. Onlar da diyecekler ki hay hay, Umre bizim işimiz. Ne zaman gitmek istiyorsunuz? Siz de işte orada gitmek istediğiniz zamanı söyleyeceksiniz. Diyelim ki sömestr tatilinde. Onlar da diyecekler kaç kişisiniz? Ben, eşim ve çocuğum var diyeceksiniz. İki yetişkin, bir çocuk. Diyecekler ki çocuğun yaşı kaç? O yaşını söyleyeceksiniz. Tabii çocukların yaş durumuna göre fiyatlandırmalar vesaireler de değişebiliyor. O yüzden soruyorlar. Dediniz ki iki yetişkin, bir çocuk. Tamam. Sömestr tatiline gideceksiniz. Şimdi size söyleyecekler. Sömestr tatilinde iki türlü programımız var. Biri 14 günlük, biri 10 günlük. İşte 14 günlüğün fiyatları şu kadar, 10 günlüğün fiyatları şu kadar. Hangisini tercih etmek istersiniz? Siz de işte fiyatına göre ya da işte programın uygunluğuna, yoğunluğuna göre, kendi takviminize göre bir program belirleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki tamam, ben 14 günlüğe gitmek istiyorum. Tamam, kaç kişilik odalar tercih edersiniz? Tabii ailece gideceğiniz için 2 kişilik oda
tercih edeceksiniz bu durumda. Ama siz durumunuza göre farklı kişilik odalar tercih edebilirsiniz. Burada tabii fiyat farkları olabiliyor. İşte çocuk için ekstra yatak ister misiniz? Gerek yok diyeceksiniz. Yani genelde çocuk için ekstra yatak istenmiyor ama tabii siz bilirsiniz. Burada fiyat değişikliği olabiliyor. Ben yani kendi örnekliğim üzerinden anlatıyorum. Bütün bunları anlattınız, karşıdakiyle anlaştınız. Tarih, sömestr tatili, 14 günlük, 2 kişilik odada şu şu kişiler umreye kaydolacaksınız. Burada tabii işte fiyat görüşmeleri olur. İşte kaç taksit oluyor, işte ilk ön kayıtta ne kadar ödeme yapılıyor vesaire gibi, işte son ödemeyi hangi tarihte bitirmemiz gerekiyor gibi bunları anlaşırsınız, görüşürsünüz, ödemelerinizi o şekilde yaparsınız. Bundan sonraki süreçte neler yaşanıyor? Bundan sonraki süreçte bir sözleşme yapılıyor şirketle. İşte bu az önce saydığım şeylerin belirtildiği bir sözleşme yapılıyor ve en önemli nokta belki burası pasaport işlemleri. Şimdi pasaport işlemleri bazen çok büyük sorunlar oluşturabiliyor. Mesela bize dediler ki gitmeden 20 gün önce pasaportlarınız bizim elimizde olması lazım. Çünkü siz pasaportunuzu firmaya vereceksiniz ki onlar vize başvuruları yapacaklar. Vize başvurusu vesaire gibi işlemleri firma kendisi üstleniyor. Ama tabii pasaportunuzu onlara teslim etmeniz gerekiyor. Şimdi biz tam Ocak, Şubat ayında gideceğimiz için Aralık ayında çok yoğun bir pasaport yenileme gündemi oluştu tüm Türkiye'de. Nüfus daireleri böyle tıklım tıklımdı. Yani boş yer bulamıyordunuz, boş randevu bulamıyordunuz. O yüzden biz mesela eşim ve benim pasaportum vardı. Çocuğumuzun pasaportu için ta Ferizli'ye gitmek durumunda kaldık. Ya Ferizli'den pasaport başvurusu yaptık. Çünkü buralarda randevu alabileceğimiz bir yer yoktu. En yakın yer orasıydı, düşünün. Yani sizler de eğer zaten umreye gitmeye niyet ettiyseniz daha firmaya başvurmadan önce pasaport işlemlerinizi halledin. En azından pasaport başvuru işlemlerinizi halledin. Ki sonradan zorluk yaşamayın. Pasaport başvurusu içinde işte kaç yıllık pasaport çıkarmayı düşünüyorsanız o kadar harcını ödüyorsunuz. Defter bedelini ödüyorsunuz. Daha sonra bir biyometrik fotoğrafla başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Tabii randevu aldıktan sonra başvuru yapacak kişi öğrenci ise onun harç bedeli ödemesine gerek kalmıyor. Sadece defter bedeli ödüyor ve onun da ayrıca bir öğrenci belgesiyle başvuruya gitmesi gerekiyor vesaire. Bu tarz işlemlerle pasaport başvurunuzu yapıyorsunuz. Pasaportunuzun elinize gelmesi bir müddet alabilir. Bu yüzden özellikle sıkışık zamanlarda firmadan şunu rica edebilirsiniz. Yani bize bunu yaptılar sağ olsunlar. O yüzden pasaportumuz çok kısa sürede çıktı. O sıkışık zamanda bile bir üst yazı talep edebilirsiniz firmanızdan. Yani Semerşah bize bunu kendileri söylediler hatta. İşte biz bir üst yazı yazalım. Pasaport başvurusunda bunu sunun görevliye. Yani o pasaportun acilen çıkması için böyle bir şey yapılabilir. Siz de bunu talep edebilirsiniz. Böyle bir konuda yardımcı oluyorlar. Pasaportunuzu çıkardınız, getirdiniz, firma yetkililerine teslim ettiniz. Artık geri kalan iş onlarda. Bundan sonra neler yaşanıyor? Bundan sonra size işte promosyon, hediye ürünler verilebiliyor. Mesela valizler verildi bize. Her birimize birer tane valiz. Eşim ve kızım için sırt çantası verdiler. Bana güzel bir göğüs çantası verdiler. Ve yine her birimiz için bir ayakkabı terlik çantası verildi. Ve bunların yanında umre rehberi verildi. İşte duaların vesaire yer aldığı güzel bir kitapçık verildi. O çantalar da gayet kullanışlıydı. İkinci videoda umreye giderken nasıl valiz hazırlanır konusunu işleyeceğimiz için şu an valizleri göstermiyorum. O videoya saklıyorum valizleri de. Tabii saklandığı yerlerden çıkartabilirsem. Velhasıl artık bunları teslim aldık. Daha sonra seminerler yapılıyor. Tabii umreye özellikle ilk defa gidecekler için bir bilgilendirme şart. Orada neler yapılacak, neler edilecek, orada nelere dikkat edilmesi lazım. Bütün bunları firma yetkilileri, hocalarla beraber sizlere anlatıyorlar. Tabii biz seminere katılamadık. Programımız müsait değildi ama bu tarz seminerlere katılmanızı ben tavsiye ederim. Bir şeyler bilip de gitmek her zaman daha iyi oluyor elbette. Bundan sonra da artık firma yetkililerin çağrısını bekleyeceksiniz. Onlar diyecekler ki işte şu tarihte şu havalimanından kalkış yapacağız. Siz de şu saatte şu kapının önünde olmaya bakın. Yani o saatte orada olun. İşte ihramınızla gelin vesaire. Artık onlar bilgilendirme yapacaklar nereye gideceğinize göre. Yani umre başvurusu ve umreye gidene kadar ki süreç bu şekilde işliyor. Gerçekten artık kendinizi yetkililere teslim ettikten sonra açıkçası yapacağınız pek bir şey yok. Zaten onlar sizi yönlendiriyorlar. Hatta onlar sizin işlerinizi kolaylaştırmak için elinden geleni yapıyorlar.
Siz de onların dediklerine uyduktan sonra gayet sıkıntısız bir şekilde başvuru işlemleriniz yerine gelmiş olacaktır. Evet, dediğim gibi umre hakkında hem bilgilendirme hem de tecrübe videoları inşallah peşi sıra gelmeye devam edecek. Bunu şunun için yapıyorum, yani hem umreye, o mukaddes mübarek topraklara karşı, mübarek yerlere karşı muhabbetimiz artsın. Yani hem sizin hem de benim. Çünkü bir kere gidince insana yetmiyormuş. Yani onu görmüş olduk. O muhabbetimiz diri kalsın diye de ben yapıyorum aynı zamanda bunu. İnşallah hepimiz için istifadeli olur. Allah'a emanet olun.